Arkadaşlar bugün mantar çorbası yapacağım. Mantarlarımızı jülyen doğradık. Limonlu suyla yıkadım. Rengi kararmasın diye unumuz, tereyağımız, sıvı yağımız, kremamız. Mantarın doğal kokusunu bozmamak için içinde herhangi bir baharat kullanmayacağım. Mantarın nişasta oranı sıfır olduğundan dolayı ununu biraz fazla kullanacağız. Porsiyon başına 50 gram mantar yeterli. Diğer çorbalarda bazısında 10 gram, bazısında 15 gram olan unumuzu mantarda 20 gram kullanacağız ve 20'nin üzerinde kullanacağız. Mantarı yüksek ateşte çevireceğiz ki suyunu kaçırmayacağız. Suyun içerisinde kalacak. Bir de mantarı tam çorbayı yapacağımız zaman doğrayacağız. Eğer mantarı erken doğrarsak suyunu atar, kurumuş ağaca döner. Ondan sonra mantarı pişiremeyiz. İstediğimiz lezzeti alamayız. Oldu. Bu çorbayı kremalı da yapabilirsiniz, sütlü de yapabilirsiniz. Kremalı yaparsanız benim size tavsiyem, az önce şimdi göstereceğim gibi kremayı kullanmanız gerekiyor. Kremayı daha sonra eklerseniz, işte kremanın kesilmesiydi, yüzüne toplanması, bir sürü sıkıntı yaşarsınız. Kremasını kattık. Unla beraber kremayı da kavuruyoruz. Ki bu şekilde kremanın hiçbir zararı da olmaz, riski de olmaz. Daha sonra kesilecekti vesaire ona benzer şeyler de yaşamazsınız. Ve çorbanız daha lezzetli olur. Şimdi soğuk suyunu verelim. Bu çorbayı kremalı değil de sütlü yapmış olsaydık, süt kullanacak olsaydık soğuk suyla beraber sütünü ilave ederdik. Gördüğünüz gibi mantarları hafiften bir renk aldı. Bu da mantarları limon suyuyla yıkamış olduğumdan dolayı. Rengini atmadı, hafiften böyle altı sarısına çarpıp mantarlarımız renk aldı. Çok basit bir çorba. Evde diyebilirim ki 5 dakikada yapabileceğiniz bir çorba. Doğallığını bozmamak için hiç baharat kullanmayacağız. Sadece tuz atacağız kaynadıktan sonra. Mantar çorbamız hazır. Tuzunu attık. Şimdi altını kapatıp servise göndereceğiz. Bakın gördüğünüz gibi mantarlar hiçbir şekilde rengini kaybetmedi. Hafiften de bir altın sarısı renk aldı. Bu da limon suyunun etkisiyle tabi. Çorbamız hazır. Servise göndereceğiz. Ben ne kadar da doğallığı bozulmasın desem de adettendir üzerine bir dereotu koyduk. Dereotu da aslında yakışır. Ama ben mantarın kendi öz kokusunu sevdiğimden dolayı hiçbir şey kullanmak istemiyorum. Afiyet olsun.